Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Bilim insanları, insan gözünden çok daha duyarlı ve iyi gören, biyonik göz üretmeyi başardılar. Nature dergisinde yayınlanan araştırma, özünde 3 boyutlu bir yapay retina olan sistemin, ışığa çok duyarlı yoğun nano tel dizilerden, oluştuğu tanımlanıyor. Gelecekte bu teknolojiyi kullanılarak, daha iyi göz protezleri ve insansı robotikler yapabiliriz, diyor Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Jiong Fan, Science News'e verdiği demeçte. Ekip lideri Fan, alüminyum oksit membran içine, çok küçük perovskit sensörler yerleştirdi. Normalde, perovskit güneş pillerinde de kullanılan, çığır açıcı bir mineral. Nano teller beynin görsel bilgiyi ilettiği, görsel korteksi taklit ederek, bu sensörler yardımıyla, bilgisayara veya işlemciye iletiyor. Nano teller o kadar duyarlı ki, insanın gözünün görebildiği optik dalga boyunu aşarak, 800 nanometre dalga boyuna kadar ulaşabiliyor. Bu da görülür ışık ve kızılötesi radyasyonun bulunduğu, eşiğe denk geliyor. Yani insan gözünün karanlıkta göremediği şeyleri, bu biyonik göz görebilir. Yapay gözü kullanan insan, gece görüş yeteneği kazanacaktır dedi. Bununla beraber, araştırmacılar biyonik gözün ışık değişimlerine normal insan gözünden, çok daha hızlı bir şekilde, saniyenin çok küçük bir kesinde adapte olabileceğini de belirtiyorlar. Tabii ki aklımıza Vin Diesel'in oynadığı, Riddick karakteri de geliyor. Riddick yapay gözleriyle karanlıkta görebiliyordu. Yapay retinanın bir santimetre karesinde, 460 milyon nano sensör yer alabiliyor, insan retinasında ise 10 milyon hücre olduğunu, tahmin ediyorlar. Bu da yapay retinanın görsel kabiliyetinin, insan retinasından fazla olabileceğini gözler önüne seriyor. Jiong Fan, yapay gözün tüm potansiyelini henüz göstermedik. Yapay gözün kullanıcısı, küçücük nesneleri görebilecek ya da çok uzağı görebilecek diyor. Araştırmada yer almayan bazı araştırmacılar ise, yapay retinanın insan görsel sistemine bağlanması için, halen daha çok işlerinin olduğunu belirtiyorlar. Yine de bazı araştırmacılar daha umutlu görünüyor. Araştırmacılar önümüzdeki 10 yıl içinde, bu biyonik gözlerin elle tutulur bazı örneklerini, görebileceğimizi düşündüklerini söylediler.